Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in eğitimli ve imanlı gençlik yetiştirilmesinin önemiyle ilgili açıklamaları. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Mevlid Kandili dolayısıyla verdiği mesajda gençleri yetiştiremedik diyerek imanlı, modern, kaliteli, derin bir gençlik yetişmesinin önemi hakkında şunları söyledi. Bugün ülkemizde yaşanan gerilim ve çekişmeler, İslam dünyasında yaşanan şiddet ve çatışmalar, biz Müslümanların topyekün insan yetiştirme düzeneklerimizi, bilgi ve bilinç üreten mekanizmalarımızı yeniden gözden geçirmemizi zorunlu hale getirmektedir. Bu çerçevede tüm okullar, STK'lar, kurslar, yazılı sözlü basın, sosyal medya yani her yerde İslam'ın hangi metodlarla öğretildiğini yeniden ele almanın gerekliliği çok açık. İnsanlık ölmek üzere. Sayın Görmez bu konuşmasında İslam aleminin şu anki sorunlarının temelinde klasik, çoğu zaman hurafelere dayalı, gelenekselleşmiş İslami eğitimin olduğunu söylemekte, bu klasik anlayışın başarısız olduğuna dikkat çekmektedir. Okulların ve kurumların yeni neslin aklına, mantığına, görgüsüne, dünyasına hitap eden eğitimi vermediklerini, bunu yapacak sisteme ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. İşte bunu yapacak olan Mehdiyet'tir. Mehdiyet, yeni nesilleri kuşatacak, akli ve ilmi delillerle imana kanaat getirecekleri şekilde gençliği eğitecek olan gönül dilidir. Ölmek üzere olan insanlığı diriltecek olan Mehdiyet'tir. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez, uluslararası ümmetin vahdeti için Hazreti Hüseyin sevgisi sempozyumunda ise şunları söylemiştir. Müslümanların izzet ve onuru tarihte hiç olmadığı şekilde bugün bizzat birileri eliyle yok ediliyor. Hep başkalarını suçladık. Sinsi emellerine atıf yaptık. Ama bir kere de ne olur kendimize bakalım. İnsan yetiştirme düzenimizi gözden geçirelim. Sayın Görmez, Müslümanların izzet ve onurunun ezilmesinden bahsederek Deccaliyetin dünyadaki hakimiyetine dikkat çekmektedir. İnsanlığın adeta ölümüne sebep olan Deccaliyetin ortadan kalkması için anti-Darwinist ilmi çalışma yapılması şarttır. Günümüzde ortaokullarda, liselerde ve üniversitelerde kapsamlı olarak Darwinizm eğitimi yapılmaya devam edilmektedir. Sayın Görmez'in de dikkat çektiği gibi derin imanlı bir gençlik yetiştirilmesi için öncelikle bu eğitim metodunun değiştirilmesi gerekmektedir. Okullarda Darwinizm anlatıldığı gibi bununla birlikte bilimsel cevabı da mutlaka verilmeli ve iman hakikatleriyle yaratılış gerçeği öğretilmelidir. Mehmet Görmez Bey'in önemli üzerinde durduğu bir diğer husus da İslam aleminin birliği ve kardeşliği, yani İttihad-ı İslam'dır. Birlik ve beraberlik olmazsa, kardeşlik zedelenirse o toplumlar ateş dolu çukurların başında yaşayan toplumlara benzetilir. İnadına birlik diyeceksiniz, inadına beraberlik, inadına kardeşlik, inadına kardeşlik hukuku, inadına kardeşlik ahlakı diyeceksiniz. Bir başka konuşmasındaysa Sayın Görmez şöyle söylemektedir. Üniversite ile mabet ayrılınca din ile bilim, akıl ile vahiy, akıl ile kalp, bu dünya ile öte dünya birbirinden ayrılmıştır. Bütün bunları yeniden birleştirmek için bilim ile dini, akıl ile vahyi, kalp ile kavmi ve dünya ile ebedi hayatı için mabet ile üniversitenin birlikte düşünülmesine ihtiyaç vardır. Camilerimizin bir şeye daha ihtiyacı var. O da şudur. Cami inşa etmek yetmiyor, aynı zamanda imar etmek de gerekiyor. Bunun için de Peygamberimizin ifadesiyle kalbi camiye dürmüş ve kalbini camide unutmuş gençliğe ihtiyacımız vardır. İnşallah gençlerimiz de camilerimizi en iyi şekilde imar ederiz. Sayın Görmez, üniversiteyle mabedin ayrılmaması gerektiğini vurgulayarak akla dayalı imanın gerçek çözüm olduğuna dikkat çekmektedir. Yapılacak imani çalışmanın aydın kesime hitap etmesi, bilimle mutabık olması gerektiğini söylemektedir. Sayın Görmez'in anlattığı bu yol, Mehdiyet'in yoludur. Mehmet Görmez Bey, camiyi inşa etmek yetmiyor diyerek de çok önemli bir konuyu gündeme getirmektedir. Caminin ruhu, içinde akıllı, kaliteli, İslam'ı bilimle ve sanatla, Mehdiyet ruhuyla yorumlayan, sahabe İslam anlayışı içinde olan gençlik olursa hayat bulur. Caminin betonu, çimentosu değil, bu ruhu önemlidir. Bir toplumu güçlü kılacak olan yollar, köprüler,
okullar ve camiler inşa etmek değil, esas olarak kaliteli, modern, sevgi dolu, merhametli, sevecen, akılcı, itidalli, nezaketli, anlayışlı nesiller yetiştirmektir. Yaratılış gerçeği, Kur'an mucizeleri ve iman hakikatleriyle yetiştirilen bir nesil, Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye'nin de teminatı olacaktır. Mehdiyet ruhu almış gençlik ruhuyla dünya düzene ve nizama kavuşacak.